Devran uzaktan eğitime hoş geldiniz arkadaşlar. 10. sınıf 22. föyümüzü işleyeceğiz. Konumuz bitki toplulukları ve türlerini beraberce işleyeceğiz. Şimdi öncelikle bir iklimin aynası bitkidir diyerek başlayacağım. Bir yerde iklim neyse ona göre bitki örtüsü oluşur. Biz yeryüzündeki bitki örtüsünü 3 gruba ayıracağız. Bunlardan birincisi ağaç, ikincisi çalı, üçüncüsü de arkadaşlar ot formasyonudur. Önce ağaçla başlıyoruz. Ağaç bir bitki, bir canlı bizim gibi. Şimdi bir canlıysa bu, o zaman bunun istekleri vardır. Şimdi insan düşünüyor, ne ister bitki örtüsü diye. O bizim gibi çok şey istemez. İki şey ister. Birisi sıcaklık, birisi de yağıştır. Özellikle bunların çok fazla olduğu yerlerde ağaçları bol bol görebiliriz. Bunlar işte ekvatoral iklimin olduğu yerlerde, muson ormanların olduğu yerde, karışık yapraklı ormanların olduğu yerde ve tayga iğne yapraklı ormanların olduğu yerde ağaç formasyonlarını görürüz. Ama unutmayacağız, bir yerde ağaç varsa sıcaklık ve su fazladır. Çalı formasyonu bu. Arkadaşlar, ormanların genellikle ağaçların tahribi sonucunda oluşur. Bu oluşan kısa boylu bitki örtüsüne çalı ismini veriyoruz. Maki, garik, pseudomaki. Hatta sizde hiç söyledim bilmiyorum ama şimdi söyleyerek başlayalım. Maki kesersen garik, gariyi kesersen pseudomaki olur. Hatta biz diyoruz ki maki kesme garik olur diye de söyleyebiliyoruz. Üçüncüsü ot formasyonu. Ot daha böyle sıcaklık ve suyun biraz daha farklı az olduğu diyebiliriz. Sıcaklığa göre suyun az olduğu yerde diye söyleyebiliriz. Savan, step, çayır, tundra ve çöl bitkilerinin olduğu yerde görülüyor diye söyleyebiliyoruz. Bu uyarımız var. Burada bir kelime var. Kelimenin ismi formasyon. Formasyon bitki için kullanılan bir kelime. Benzer özellik gösteren, bu boyut olur, şekil olur. Bu bitki topluluklarına formasyon ismi veriliyor. Yeryüzündeki bitkileri şimdi tek tek beraberce işleyeceğiz. Önce ağaçtan başlayacağız. Ağaç dediğimiz, ağaçları biz kendi içerisinde biraz önce ayırmıştık. Şimdi tekrar bunları böyle geniş çaplı işleyerek. Birincisi ekvatoral yağmur ormanları. Ekvator yağmur ormanlarının fotoğrafa baktığımızda bir sürü ağaç var. O zaman şunu diyebiliyoruz hemen. Demek ki burada hem su çok hem de sıcaklık çok. Çünkü zaten ekvatoral iklim var. Amazon'un olduğu yerde, Kongo Havzası'nın olduğu yerde ve Endonezya ve Malezya'nın olduğu yerde bu ormanları, hatta yağmur ormanları diye geçiyor, balta girmemiş ormanlar diye de söyleyebiliriz. Ekvatoral iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü yıl boyunca sıcak ve ayrıca yağışlı. Hemen sağ tarafındaki grafiğe bakıyoruz. Çok yağışlı bir iklim. Sütunlara dikkat. Çok yağış almış, ayları görüyorsunuz. Sonra sıcaklığa bakıyorsunuz. Sıcaklığı da fazla. Sıcaklık ve nem burada çok fazla. Hatta biz gitsek orada yaşarken zorlanabiliriz alışana kadar. İkincisi muson ormanları. Çok güzel bir fotoğraf var burada. Görüyorsunuz şelale falan. Ama muson iklimini hatırlayacak olursak burası sıcak yine ve yağışlıydı. Hatta Muson Asyası diye bir bölge vardı. Biz buraya Güney ve Güneydoğu Asya ismini de veriyorduk. Bir kısımda Avustralya'nın kuzeyinde muson ikliminin etkisi vardır diye söyleyebiliriz. Şimdi burası muson iklim bölgesi. Evet, ya sağ tarafına hemen bakıyoruz grafiğine. Grafikte de görüyoruz. Bakın yazın yağışlı. Ama yazın yağışlı. Ama kışın buranın iklimi kurak geçer. Buranın sütunlarına bir dikkat edin bakın. Bak görüyor musunuz ne kadar uzun? 2000 milimetrenin üzerinde. Ondan sonra yaz aylarında yeşil, kışın yaprağını döken ormanlar varmış. Buradaki ağaçlara teak ağacı ismini veriyorlarmış. Böyle teak teak duruyorlarmış böyle baktığınızda ormanda. Bundan dolayı teak ağacı ismini veriyorlar. Üçüncüsü karışık
yapraklı orman, hatta bizim de Karadeniz iklimimiz. Hatta hemen foto bu haritaya bakacak olursanız, bakın Karadeniz'imiz burada. Sonra Avrupa'da, Amerika'da, ondan sonra Güney Şili'de, sonra Güney Afrika'da, bakın şurada, Avustralya'nın doğu kısmında, Yeni Zelanda'da, yani ılıman, okyanusal, bizde Karadeniz diye söylüyoruz, ikliminin olduğu yerlerde görülüyor bu. Demek ki neymiş bu? Ilıman, okyanusal iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü. Karadeniz'i hatırlıyoruz hemen çünkü aynı iklimde. Her mevsim yağışlı olan bir iklim. Grafiğe de baktık. Görüyor musunuz sütunları? Her mevsim yağış almış. Burada geniş ve iğne yapraklı ormanlar var. Hatta biz şey diyoruz. Karışık yapraklı ormanlar diye söylüyoruz bunu. Dördüncüsü tayga. Tayganın Türkçe karşılığı şu. Hemen yanına yazalım ki. Önemli bizim için. İğne yapraklı orman. Karşımıza tayga olarak gelir. İğne yapraklı orman olarak da gelir. Dünyada özellikle biraz daha soğuk olan yerlerde görülür. Mesela birincisi Sibirya. Bazıları hatta şey der, Rusya'da orman var mı? Arkadaşlar size ek bir bilgi vereyim. Dünyada kereste satımında birinci olan ülke Rusya'dır. Doğu Avrupa, bu İskandinavya'nın olduğu taraflar görüyorsunuz. Buralarda yine ormanların, iğne yapraklı ormanların olduğu yerlerdir. Şöyle baktığımızda 60 enlemleri çevresinde ama soğuk ve nemli alanlarda görülen bir bitki örtüsü bu. Buralar yazları arkadaşlar işte yağışlı kışları kurak geçen alanlarda da mesela görülüyor. Hatta şöyle soğuk ve nemli diyoruz. Mesela bizde de bu ormanlar sert karasal iklim bölgelerinde görülüyor. Zaten grafiğe bakın. Bizim sert karasalla hemen hemen aynı grafik. Ne yaptık? Ağaçlarımızı bitirdik. Şimdi geldik ikincisine. Çalılardayız. Çalılardan birincisi maki. Maki deyince hemen aklımıza şu geliyor. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü. Hemen haritaya bakıyoruz. Zaten haritada ne diyor? Akdeniz ikliminin olduğu alanları görüyoruz. Akdeniz çevresi, daha sonra Kuzey Amerika, Kaliforniya bölgesi, Güney Amerika'da Orta Şili, Güney Afrika'da Kap bölgesi ve Avustralya'nın güney ve güney batısında görülüyor diye söyleyebiliriz. Şimdi bir daha söyleyelim o zaman. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde görülen bitki örtüsüne biz maki diyoruz. Bu alanlarda kızılçam ormanları var. Sıcaktan böyle kırmızı kırmızı görülen ağaçlar var. Kızılçam ormanlarını insanlar tahrip edince bu çalı formasyonu oluşmuş. Bunların yaprakları yıl boyunca yeşil kalır. Siz de zaten bunların çoğunu tanıyorsunuz. Bakın grafiğimiz hemen burada sağ tarafta. Bakıyoruz Akdeniz iklimi, kışın yağışlı, yazın kurak. Biz bunların hani makilerin çoğunu biliyoruz. Mesela turunçgil bir makidir, zeytin bir makidir. Hatta yaşadığımız İstanbul'da da turunçgilleri çok görmemişsinizdir ama zeytin ağaçlarını görme imkanınız olmuştur. İkincisi garik. Biz diyoruz ki ben buna espri olarak makiyi kesme garik olur diye söylüyorum. Garik bu da şu. Şimdi kızılçamı kestik maki oldu ya, maki ile keserseniz daha kısa bir çalı oluşur. Ona garik ismi verilir. Makilere göre boyları daha kısa çalı görümünde bir özelliğe sahiptir. Görüyorsunuz daha kısa bir çalı türü, garik. Akdeniz bölgesinde etkili. Üçüncüsü de pseudo maki. Buna yalancı maki diyorlar. Şimdi makiye benzediği için ama... Şimdi bu Karadeniz bölgesinde yani okyanusal iklim diye yazıyor burada. Bizim Karadeniz bölgesinde görülüyor. Bizim Karadenizler de buna şey demiş. Şimdi o bölgede görünce vay yalancı maki vay burada ne işin var derken orada ismi yalancı maki olarak kalmış. Ama söylerken şöyle demişler hatta aklınızda öyle kalsın. Piso pis anlamında da Karadeniz da iki var ya o anlamda maki. Piso da maki diye de
aklınızda kalsın. Şimdi çalıları da bitirdik. Geldik üçüncüsü ot formasyonuna. Bunun birincisi saban. Hemen belgeselden aklımıza geldi. Oba! Burası arkadaşlar işte uzun boylu otlar. 10 ile 20 enlemleri arasında görülüyor. Bunun hatta içerisinde hayvanlar saklanıyor demiştik. Savan iklim bölgesinde. Şimdi savan iklim bölgesinde olduğunu bir defa unutmayacağız. Hatta bu bitki örtüsü iklime de ismini vermişti. Bunların boyları 1,5 metre ile 1 metre, 2 metre arasında değişebiliyor. Hemen sağ tarafında grafiği de hatırlayalım. Bakın görüyor musunuz? Yazın yağışlı ama kışın kurak oluyor. Hatta kışın kurak dönemde buradaki hayvanlar göçlerde bulunmak zorunda. Yoksa mı aç kalırlar? İkinci ot topluluğumuz bozkır. Step hemen yanına şöyle diyebiliriz. Konya. Bizim Konya bölgesinde görülen bir bitki örtüsü. Orta kuşak karaların bir defa karaların iç kesiminde olduğunu unutmayacağız. Bir de bitki örtüsünü zaten ismi yazıyor. Step. Step demek işte ılıman karasal demek. Ilıman karasal iklimin olduğu yerlerde görülen, hani bu ilkbaharda yeşil yazın sararıp kuruyan otlar vardır ya, fotoğrafa iyi bakın. Görüyor musunuz? Bu sarı sarı otlar yazın cılızdır böyle. Orta kuşakta ılıman karasal ikliminin olduğu yerlerde görülüyor. Unutmuyoruz. Kısa boylu cılız otlardır. Dünyada bu iklimin olduğu Amerika'da olsun, ondan sonra Orta Asya'da olsun gibi alanlarda görülür. Hatta o bölgelerde Kuzey Amerika'da buna prairie deniyor. Güney Amerika'da da pampa deniyor. Yani pampa kelimesi oradan mı geliyor acaba diye düşünüyor insan. Üçüncüsü çayır. Şimdi baktık yemyeşil. Şimdi bir defa böyle bir yeşillik olması için su olması lazım. O zaman suyun olduğu. Şimdi su derken bu bitkinin olduğu dönemde su olması lazım. Yani yaz yağışlarının olduğu yer diye söyleyebiliyoruz. Dünyada görüyorsunuz yerlerini. Orta kuşakta mesela bizde sert karasal iklimde görülüyor. Ondan sonra ılıman okyanusal iklimin olduğu alanlarda da bunu görebiliyoruz. Yaz mevsiminin serin ve yağışlı geçmesi, işte bizim iklimimizde sert karasalı tarif ediyor. Burada yaz yağmuru diyoruz ya, düşer Erzurum, Kars, Ardahan'a, o bölgelerde bunu görebiliriz. Tabii biraz detone olabiliyorum, kusuruma bakmayın. Şimdi Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yağışlı olması bu bitkinin yeşil kalmasını sağlıyor. Ek bir bilgi daha, mesela Karadeniz'de de orman örtüsünden sonra çayırlar vardır. Hatta yaylaları falan hep oraya yaparlar, o çayırların olduğu yerlere. Dördüncüsü tundra. Zaten tundra diye bir iklim vardır. Bu iklim işte 60-70 enlemleri arasında görülür. Soğuk bir yerdir. Bu iklimin 10 ayı buzdur. Buzlar çözülünce fotoğrafa dikkat edin, her tarafta sular olur. Ve böyle küçük küçük göller, bataklıklar oluşur. Bakın burada yeşil yeşil çalılar, otlar var. Bu otlara tundra deniyor. Bakın çalı diye de söylenir ama tundra bir ot grubu içerisinde yer alır. Sibirya'nın kuzeyi, tekrar göstereyim size. İskandinavya, Kanada'nın kuzeyi, Grönland. Bunlar bulunduğu alanlar bölgesidir. Tundra iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü. Bunlar soğuğa karşı dayanıklı ot toplulukları. Tundra iklim bölgesinde toprak yaklaşık 10 ay boyunca buz halinde. Sonra buz tabakasının çözülmesiyle bu topraklar dedik ki bataklık halini alıyor. Ve 2 ay boyunca yeşeren ot topluluklarına tundra deniyor. Hatta grafiğine de şöyle bakınca insan hemen diyor ki o sıfırın altında çok uzun zaman geçirmiş. Birkaç ay sıfır derecenin üzerinde. Zaten o zaman da bataklık haline geliyor diye söyleyebiliriz. Beşincisi çöl bitkisi. Çöl, yani şöyle bakınca fotoğraftan zaten hemen insan şunu diyor. Çok kurak bir yer. Evet, biz çölleri şöyle buluyorduk. Afrika'nın kuzeyinden çizgi çekiyorduk. Sağa 30 kuzey. Avustralya'nın içi bakın görüyor musunuz? Sola sağa çizgi çekiyorduk 30 güney. Bir de karaların iç kesimlerinde birazcık çöller var.
buralardaki bitki örtüsüne baktığımızda yani kaktüsler var, çalılar var. Ondan sonra çok böyle o bölgede yaşayacaksa zaten dayanıklı olmak zorunda. Bakın grafiğe dikkat edin sağ tarafındaki. Yağış neredeyse yok denecek kadar. Sıcaklığa da baktığınız zaman çok sıcak bir iklim bölgesinde bu bitkinin yaşaması için de çok dayanıklı bitki olması gerekiyor. Bir tane sorumuz var. Aşağıda aylık ortalama sıcaklık grafikleri verilen yörelerin hangisinde doğal bitki örtüsünün ot formasyonu olduğu söylenebilir? Şimdi tek tek şöyle bakalım. Bu ekvatoral iklim. Bu ormandı. Sonra arkadaşlar geldik. Bu ılıman okyanusal, yani Karadeniz iklimi, hemen şöyle eleyelim bir yandan da, ormandı. Sonra bakıyoruz arkadaşlar, sıcaklık şöyle geldik görüyorsunuz. Sıcaklık sıfıra dayanmış, gördünüz değil mi? Burası step iklimiydi. Aa, biz ne demiştik? Stepin bozkırı vardı. Tamam, galiba şıkkımızı bulduk. Diğerine bakıyoruz. B'ye bakıyoruz. Baktık. Yazın yağışlı. Evet ama çok sıcak. Bu da muson iklimi. Bunun da ormanı vardı. Bunu da eledik. Sonra baktık. Hoppa. Yaz mevsimi yağışlı. Ve bu 2-3 ay, 4 ay sıfırın altına inmiş. O zaman sert karasal. Yani tayga vardı. Bu da değil o zaman. O zaman cevabımız ne oldu? E şıkkı step bitki örtüsü diye söyleyebiliriz. Ve böylece arkadaşlar bu fövümüzü de bitirdik. Seviyorum sizi.